Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği dönem başkanı Jüri Ratas, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde göç önemli bir boyutu temsil ediyor. Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği dönem başkanı Jüri Ratas, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i de makamında ziyaret etti. Estonya Başbakanı ve Avrupa Birliği dönem başkanı Jüri Ratas, Gaziantep ziyaretinde yapmış olduğu açıklamada, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerde göç önemli bir boyutu temsil ediyor dedi. Ziyaret sırasında basın mensuplarına bir açıklama yapan Ratas, en son 1990'lı yıllarda Türkiye'ye geldiğini vurgulayarak, Estonya Başbakanı Jüri Ratas, Türkiye ile Estonya arasında çok güçlü ve iyi ilişkilerin olduğunu söyledi. Sayın Başkan, sayın basın mensupları, ben de bu güzel şehrinizde bugün burada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. En son Türkiye'ye geliş 90'ların ortasına denk geliyor, yani 20 yıl geçmiş. İlk olarak şunu ifade etmeye müsaade edin, Estonya ve Türkiye arasında hem iyi ve çok güçlü ilişkiler var. Aynı zamanda genel yönetimler nezdinde de çok iyi bir işbirliğimiz olduğunu ifade etmek isterim saygıdeğer başkan. Tarsus ve Gaziantep kardeş şehirler. Aynı zamanda Estonya bu yılın ikinci yarısında Avrupa Birliği Konseyi Başkanlığı'nı yürütüyor. Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki işbirliğinden söz ederken göç çok çok önemli bir boyutunu teşkil ediyor. Bu ziyaretin en önemli amacı da bu, hem güzel ülkenizi ziyaret etmek, görmek, hem de durumu birinci elden izlemek, tanıklık etmek ve de Estonya Başbakanı Jüri Ratas'ı Gaziantep'te ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep kentinin tarihsel ve kültürel özelliklerinden bahsetti. Şahin konuşmasının devamında Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan 3 milyon sığınmacının 400 binine ev sahipliği yapan ensar bir şehir burası. Bugün burada olmanız ve mevcut durumu yerinde tespit etmeniz, sorunların da çözümünde daha hızlı bir yol haritası çizmenizi kolaylaştıracaktır ifadelerini kullandı. Belediyemizi ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade ediyor ve kendisine hoş geldiniz diyor. Sayın Başbakan, Gaziantep Türkiye'nin 6. büyük şehri ama %2 Türkiye'ye ihracat yapan ihracatta 5. büyük şehri. Ayrıca Roma dönemi, Hitit dönemi, Osmanlı ve Selçuklu dönemi 5 antik kenti olan ve bugün dünyanın en büyük mozaik müzesi olan bir şehir, bir kültür şehri. Özellikle bugün dünyanın yaşamış olduğu en büyük göç hareketinin de bölgede merkezi ve 3 milyon Türkiye'deki Suriye mültecinin bugün 400 binine ev sahipliği yapan bir şehir. Bugün burada olmanız, yerinde görmeniz ve bundan sonraki yol haritası çiziminde sizin liderliğinizle sorunlara daha hızlı çözüm bulmamız açısından çok ümitli olduğumuzu, bu zamana gelip bugün buraya geldiğinizin de sizin bu işe ne kadar değer ve kıymet verdiğinizi gösteriyor. İnşallah günün sonunda hem yaptıklarımız hem birlikte yapmamız gerekenlerle ilgili yeni bir yol haritasını başlatmış olacağız. Ve dünyanın en büyük sorununu sizin bugün buraya gelmenizle yeni bir çözüm başlangıcını birlikte başarmış olacağız. Yeniden hoş geldiniz. Welcome again. Honorable Mayor. Ziyaret Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Başbakan Ratas'a kent ve mültecilerle ilgili gerçekleştirdiği sunum sonrası karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.